Herkese merhaba. Güncel veriler ışığında dolar kuru değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Kasım ayı içinde paylaştığımız analizlerde kur korumalı mevduatın yatırımcısına getiri kazandırmayabileceğini dile getirmiştik. Bu öngörümüzde yanılmadık ve Kasım ayında kur korumalı mevduat sahiplerine kur farkı ödemesi yapılmadı. Ne demiştik? Ekonomi bilen kız kolay kolay yanılmaz. Bununla birlikte hisse senedi piyasasında manipülasyon çetelerinin tuzaklarına alışkınız ama şu anda benzer hareketler dolar kuru üzerinde de yapılmaya çalışılıyor. 2 yıl boyunca yaptığımız gibi bugün de dolar manipülatörlerinin paylaşımları hakkında sizleri uyaracağız. Ön planda binlerce takipçisi olan çakma ekonomistler ve finansçılar dolar uçacak, kaçacak diye 50 yıllık iktisat teorileri ile yorumlar yapıp binlerce izleyiciyi etkisi altına alırken arka planda dolar mevduatları milyarlarca lira değerinde bozduruluyor. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Geçtiğimiz yıl 2022 yılına girerken dolarda ciddi bir yükselme görmemiştik. Bir önceki videomuzda bu yılda benzer bir hareket yaşayabileceğimizi dile getirmiştik ve öyle de oldu. 2023 yılına girerken piyasaya korku salarak neye ve kime hizmet ettiğini anlayamadığımız kanallar dolar 30 lira olacak, uçacak diye korku salarken Aralık ayı boyunca dolarda kayda değer bir artış yaşamadık. Birileri dolar uçacak kaçacak diye haberleri piyasaya haber salarken arka plandan ciddi anlamda dolar satışı oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu veriden bahsetmiştik. Ne yazık ki ekonomideki verilere bakarak ciddi bir dolar yorumu yapan hiçbir kanal bulunmamakta. Binlerce takipçisi olan kanallar bile 50 yıllık iktisat teorileri ile yorum yaparak bunu izleyicilere yutturuyorlar. Bu kanalların videolarını izleyenler bizim gibi tamamen tarafsızca sadece güncel verilere bakarak analiz yapan ve 2 yılda hiçbir analizde yanılmayan bir kanal videolarına bu 50 yıllık iktisat teorilerinin ağzıyla yorum yapıyorlar. Neyse konumuz bu değil ama izleyicilerimizin şunun farkında olması lazım. Piyasa hep ters köşe yapmayı sever. Aynı hisse senetleri gibi. Örneğin bir hisse senedinin yükselecek diye size duyumu geliyorsa bilin ki o hisse senedini alan zaten çoktan almıştır. Artık yukarı gidecek bir şey kalmadığı zaman piyasaya bu şekilde duyum salınır ve vatandaş yani küçük yatırımcı alırken bu duyumu yayanlar hisseyi elden çıkartır. Sonra hisse pat diye bir günde çakılır. Dolar kurunda da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda her iki vatandaştan biri doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. YouTube kanalları, çakma ekonomistler ve finansçılar dolar 30 lira olacak diye geniş kitleleri etkisi altına alırken arka planda milyarlarca lira değerinde dolar mevduatı bozduruluyor. Yukarıda anlattığımız hisse senedi manipülasyon çetelerinin kurduğu tuzağa o kadar benzer bir durumla karşı karşıyayız ki bunu daha iyi tarif edemezdik. 2 yıl boyunca kanalımızda paylaştığımız dolar videolarında doların yükseleceğini dile getirmiş ve 20 seviyesine işaret etmiştik. Çünkü o zamanki ekonomik veriler ve genel politik durum bu rakamı işaret ediyordu. Şu andaki ekonomik ve politik durum biraz daha farklı. Özellikle enflasyon ve Merkez Bankası tarafında önemli gelişmeler var. Bunlara bir de seçim atmosferi eklenince karşımıza çıkan dolar tablosu çok farklı. Ayrıca yerlilerin dolar satmaya başlaması da ekonomide bazı trend değişikliklerine işaret ediyor. Öncelikle şundan bahsedelim. Merkez Bankası rezerv seviyesinde ve dış ticaret yönetiminde önemli değişiklikler var. Örneğin Merkez Bankası son 2 yıldır yaptığı anlaşmalarla Çin, Rusya gibi ülkelerle swap anlaşmaları yaparak iki ülke arasında yerel para biriminin kullanılmasına ön ayak olarak dolar bağımlılığını az da olsa azalttı. Ve bu çalışmaların meyvesini yavaş yavaş yemeye başlıyoruz. Diğer yandan Merkez Bankası toplam rezervleri Ocak 2015 tarihinden bugüne en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Ayrıca net rezervlere baktığımızda son 13 ayın zirvesindeyiz. Bununla birlikte Rusya, Arabistan ve Katar'dan giriş yapan ve yapacak olan ciddi anlamda bir para mevcut. Ülkenin bazı bölgelerinde bulunan doğalgaz ve petrol rezervleri de dış ticaret açığına olumlu katkı sağlayacaktır. 2022 sonunda başlayacak ve 2023 yıl boyunca devam edecek olan bir baz etkisini dile getiren ilk kanalız. Baz etkisiyle enflasyonun düşmesi başlı başına liranın değerini korumasını sağlayacak bir neden. Devamında daha stabil bir dolar kuru,
dolar kurunun yarattığı fiyat artışını durduracak bir etkiye sahip. Bütün bu çakma ekonomi kanalları 50 yıllık iktisat teorilerini kullanarak dolar uçacak, kaçacak diye korkusalarken her nedense bir grup yatırımcı ciddi olarak dolar mevduatını bozdurup liraya geçmiş durumda. Rakam tam tamına 12.2 milyar dolar. Dolar mevduatındaki bu bozulmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Burada defalarca dile getirdik. Erdoğan'ın seçime girerken faizi düşürdük, enflasyonu düşürdük, doları düşürdük ve borsayı uçurduk söylemi ile seçimlere gireceğini dile getiriyoruz. Ekonomide bir pembe tablo çizilmek isteniyor. İstisnasız her siyaset bilimcisinin dile getirdiği şekilde bu seçimler Erdoğan ve AK Parti için çok önemli ve seçim kazanmak için ekonomide bunu gerçekleştirmek zorunda. Bu planın dolar ayağında kur 14-15 lira seviyelerine çekilmeye çalışılacak. Burada Merkez Bankası'nın yapacağı çok da bir şey yok. Bir gecede herkes uyurken Asya seansında piyasaya 2-3 milyar dolar basarsa kur zaten 15-16 seviyesine geriler. Buradan da yerliler satmaya başlar ve böylece kur hızlıca 14-15 seviyesine geriler. Yani birçok izleyicimizin dile getirdiği gibi bu iş o kadar zor değil. Ancak tabii yine defalarca tekrarladığımız şekilde 2023 yılı birçok değişikliklere gebe. Bu yüzden 2023 yılında geçmişe bakarak analiz yürüten hata yapar. Dinamik olarak ekonomi ve politik gelişmelere bakıp dolar analizini güncellemek gerekiyor. Biz de paylaştığımız videolarda bu analizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. AK Parti iktidara geldiği zaman oluk oluk akan yabancı fonlar dış ticaret açığına rağmen kuru ve böylece enflasyonu baskı altında tutmuştu. Şu anda benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Şu anda görünen tabloda dolardaki 14-15 lira hedefimizi koruyoruz. Bu bizim birinci senaryomuz. Veri akışına ve gelişmelere baktığımızda bu görüşümüzü sağlamlaştıran etkiler karşımıza çıkıyor. Eğer bu görüşümüzde bir değişiklik olursa sizinle paylaşacağız. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni analizlerle yeniden görüşmek üzere.